Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pinobot ile engelden kaçan bir robot yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Biz projemizde şöyle bir şey yapacağız. Aracımız engel gördüğü zaman sağa ya da sola doğru rastgele bir şekilde yönünü değiştirecek. Projemizi yaparken kullanacağımız bazı malzemeler var. Bakalım bunlar nelermiş. 1 adet mukavva, renkli mukavva, dil çubuğu, kalem, makas, cetvel, bilgisayarım ile Pinobot'um arasındaki bağlantıyı sağlamak için USB kablom, 9 voltluk pilim, silikon tabancam ve Pinobot'um. Pinobot'umuzu şöyle bir inceleyelim hemen. Şöyle ters çevirdiğim zaman 2 adet DC motor bulunmakta. DC motorlar Pinobot'umun hareket etmesini sağlıyor. Hemen 2 tane tekerleğim bulunmakta. Tekerleklerim DC motora bağlı şekilde. Ve DC motorumuzdan toplam 4 tane, yani bir tanesinden kırmızı ve siyah olmak üzere ikişer tane kablo uzanıyor. Bu kabloları Pino kontrol kartımız üzerindeki beyaz yuvaların olduğu bölüme takıyoruz. Takarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Soldan gelen kabloyu sola, sağdan gelen kabloyu da sağa takmamız gerekiyor. Eğer aracımız düz gitmesi gereken yerde geri gidiyorsa, sağa gitmesi gereken yerde sola gidiyorsa kablolarımızı ters takmışız demektir. O zaman hemen düzeltebiliriz. Takılışı da şu şekilde. Rahatlıkla takabiliyoruz. Daha sonra hemen yine tekrar incelemeye devam edelim. Bir adet barelli pil yuvamız bulunmakta. Pil yuvamıza 9 voltluk pili takarak kodlarımızı çalıştırabiliyoruz bilgisayardan bağımsız bir şekilde. Ve bir adet de avare tekerimiz bulunmakta. Avare tekeri de aracımızın rahat bir şekilde yön alabilmesini sağlıyor. Şöyle devam edersek incelemeye, üzerinde Pino kontrol kartımız bulunmakta. Zaten Pino kontrol kartımız sayesinde aracımızı yönlendirebiliyoruz. Kodları yazdığımız bölüm burası. Ve üzerinde etiketler bulunmakta. Dilediğimiz, kullanacağımız sensör ve modülleri etiketlerin rengine uygun bir şekilde bağlayabiliriz. Biz bu videomuzda ultrasonik mesafe sensörü kullanacağız engelleri görebilmesi için. Ve ultrasonik mesafe sensörümüzün üzerinde mor yeşil etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartım üzerinde 5 ve 6 numaralı kapılara ultrasonik mesafe sensörümü bağlayabilirim. Evet, Pinobot'umuzu inceledik. Şimdi ise tasarımımızı yapabiliriz. Şöyle ben onları kendime bir alan açayım. Ve tasarımımıza başlayalım. Tasarım olarak Pinobot'um çalışırken engel olarak göstermek için kendime mini bir levha hazırlayacağım. Levha için ise ben bir üçgen oluşturacağım. Kendime hemen ölçülerimi belirliyorum. Evet, üçgenimi oluşturdum. Şu şekilde. Mesafe sensörünün önüne engel olarak göstereceğim. Bunun için hemen kendime bir tutma alanı yapmak istiyorum. Ve dil çubuğumu şu şekilde üçgenime sabitleyeceğim. Evet, tasarımım benim için hazır. Sizler farklı şekillerde bir tasarım yapabilirsiniz. Şimdi ise kodlama kısmına geçelim. Ve Pinobot'umuzu bilgisayara bağlayalım. Pinobot'umuzu bilgisayara bağlamak için USB kablosunu alıyorum. Ve bilgisayarı bağlantıyı oluşturdum. Bilgisayarımızdan mBlock programını açmamız gerekiyor. Ve mBlock programını açtıktan sonra Pino kontrol kartımıza kodlar yazabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunun için de uzantılar bölümüne geliyorum. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyorum. İndirme işlemim tamamlandıktan sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Hemen bakalım robotlar bölümümüzde Pino'muzun kodları aktif halde mi? Evet, aktif halde. Ama ben uzantılar bölümünden Arduino ile ilgili işlem yapmayacağım için Arduino'nun kodlarını kaldırıyorum. Kartlar bölümünden Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Evet, seçili. Artık bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan menüsüne geliyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçili hale getireceğim. Burada COM 6 çıktı bende. Sizlerde COM 3, COM 5, COM 7, COM 10 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu şu anlama geliyor. Bizim kontrol kartımızın bağlı olduğu USB portunun ismi farklı. Bende COM 6, sizlerde farklı olabilir. Hemen COM 6'yı seçiyorum.
ve tekrardan gelip bağlan menüsüne aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi mBlock yazılımı ile Pino kartı arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Ya da öncesinden biz Pino kartımızın içerisine kodlar yazdıysak bu kodların silinmesini yani sıfırlanmasını sağlar. Bu işlemi projelerimize başlarken bir kere yapmamız yeterlidir. Başka bir de şu zamanda da yapabiliriz. Projemizi yaptık, kodlarından eminiz, bağlantısından eminiz ama bir türlü çalışmıyor. O zaman tekrar bir aygıt yazılımı güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Güncelleme işlemi bittikten sonra kapata tıklıyorum. Ve evet artık bağlantım oluştu. Pinobot'um kodlanmak için hazır. Şimdi ise bir motorumuzu hareket ettirelim. Motorlarımızı bir ve bakalım Pinobot'umuzun hareketleri nasıl? Bunun için Pino bölümünde aşağıya doğru indiğim zaman Pinobot'umuzu hareket ettirecek kodlarımız mevcut. Hemen şuradaki Pinobot yön ve hız bölümünü alıyorum. Yönünü ileriye doğru ayarlıyorum. Şu an ben ileriye doğru gitmesini isteyeceğim. Ve hız olarak da ona bir hız seçeceğim. Burada 0'dan 255'e kadar aralıklı değerler verilmiş ama siz buraya elinizle de bir sayı girebiliyorsunuz. 50 ve 100'deyken bazen hareket etmeyebiliyor. Bu da şundan dolayı. Aracımızın kendi ağırlığı var zaten ve motorun gücü bazen bunu kaldıramayabiliyor. Ben hemen buraya çift tıklayıp bir 200 hızında ileriye doğru gitmesini istiyorum. Bir olaya bağlamayacağım. Kolumun üzerine bir kere tıklayacağım ve hareket etmesini isteyeceğim. Evet, şu an ileriye doğru hareket ediyor. Şöyle de göstereyim. Şimdi ise bir de ileri seçeneğinin altındaki geri bölümünü denemek istiyorum. Yine çift tıklıyorum ve evet şu an geriye doğru gidiyor. Şöyle koyacak olursam da geriye doğru gidiyor. Şimdi kodlarımı yani robotumun durmasını istiyorum. Bunun için kodlarımızın arasında Pinobot durdur diye bir kod bloğumuz var. Üzerine yine çift tıklıyorum ve evet artık aracım durdu. Şimdi ise mesafe sensörümüzün çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Mesafe sensörümüzün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ekrandaki karakterimi değer okutmak istiyorum. Hemen geliyorum. Mesafe sensörümün kod bloğunu alıyorum. Ve hangi kapıya bağladıysam onu seçili hale getiriyorum. Ben 5 numaralı kapıya bağlamıştım. Ekrandaki karakterime söyleteceğim için görünüm menüsünden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve içerisine yerleştiriyorum. Ben sürekli bir değer okuma işlemi yapmak istediğim için kontrole gelip oradan da sürekli tekrarlayı alıyorum. Evet, yine bir olaya bağlamadan devam etmek istiyorum. Çift tıklıyorum. Şu an değerleri okuyor bana. Evet, şu an bana 0 ile 400 arasında değerler verecek. 4 metreye kadar gidiyor. Ben kendime bir aralık belirleyeceğim şimdi. Evet, eğer engele 15 santim kadar yaklaştıysam aracımın yön değiştirmesini isteyeceğim. Sizler bu mesafeyi biraz daha büyütüp küçültebilirsiniz. Benim için şu aralık yeterli. 15 santim kadar yaklaşınca aracım evet sağ ya da sola doğru hareket etsin. O zaman şimdi bunun algoritmasını oluşturalım ve kodlarımızı yazalım. Hemen kırmızıya basıyorum ve durduruyorum. Bu şekilde bazen hareket edebiliyor. Bu tarz durumlarda hemen aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Evet, biz o sırada algoritmamızı oluşturalım. Bizim algoritmamız da şu olacak. Benim aracım normal şartlarda eğer bir engele 10 santim kadar, 15 santim kadar yaklaşmadıysa sürekli olarak ileri gitmesini isteyeceğim. Ama engel ona yani bir engele 15 santim kadar yaklaştığında duracak, sağa ya da sola doğru kendisi rastgele hareket edecek. Biz sağa ya da sola diye kendimiz belirtmeyeceğiz. Ona kendisinin seçmesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağımızı videoda anlatacağım zaten sizlere. Evet, hemen burayı kapat diyorum. Şimdi algoritmamızı oluşturmaya başlayalım. Buradaki kodlarımı da kullanmayacağım. Sadece şu mesafe okuma değer kodunu alıyorum. Pinobot durdur da şuraya atıyorum. Evet, şimdi kodlarımızı yazarken ilk olarak ben aracımın belli bir hızla başlamasını istediğim için aracıma belli bir hızla başlama kodunu alıyorum. Ben ilk olarak aracımın yani Pinobot'umun ileriye doğru belli bir hızla gitmesini istiyorum. Ben 200 hızını kullanacağım. 200 hızında giderken şunu kontrol etmesini istiyorum. Mesafeyi kontrol etsin ve eğer mesafe yani önündeki engel 15 santimden daha uzak bir yerdeyse ileriye doğru yine gitmeye devam etsin. Bunun için benim bir kontrol yapısına ihtiyacım var. Buraya da gelip eğer ise yapısını alıyorum.
Şimdi buradaki eğer'in içerisine mesafemizin karşılaştırmasını yazmamız gerekiyor. İşlemlere geliyorum ve kendime bir karşılaştırma operatörü olan büyüktürü alıyorum. Şimdi buraya mesafe değerimizin 15'ten büyük olma durumunu yazacağız. Gelip buraya yerleştiriyorum ve diyorum ki eğer mesafesi 15'ten büyük ise benim pivotum ileriye doğru hareket etmeye devam etsin. Geliyorum robotlar bölümüne ve pivot ileriye doğru 200 hızında hareket etmeye devam etsin diyorum. Hemen yine elimle yazıyorum. Eğer 15 santime kadar yakınsa, yani engel ona yakındaysa, o zaman ne yapmasını istiyorum? Şimdi sağa ya da sola doğru gitmesini isteyeceğim. Ama bu sağa ya da sola doğru olan kısmı ben sistem olarak rastgele bir şekilde seçmesini istediğim için burada bir kod bloğumuz var. İşlemler bölümündeki 1 ile 10 arasında sayı tut. Şimdi biz burada şunu söyleyeceğiz. 1 ile 2 arasında bir sayı tut ve hangi sayıyı tutarsan benim onu belirlediğim yere git diyeceğim. Ben bunun için bir değişken oluşturuyorum. Bu yön değişkeni. Şimdi şöyle diyeceğiz. Eğer yön değişkenim, yani yönüm 1 numaralıyı seçtiyse sağa gitsin ya da solda yapabilirsiniz. 2 numarayı seçtiyse de sola gitsin diyeceğiz. Şimdi bunun için şuraya geliyorum ve diyorum ki yön 1 ile 2 arasında sayı tutan bir değer olsun. Eğer artık ben oluşturuyorum kontrol mekanizmamı. Eğer yönüm 1'e eşit ise, yine karşılaştırma operatörünü aldım ve diyorum ki eğer yönüm 1'e eşit ise ben 1'e eşitse sağa gitmesini istiyorum. O zaman diyeceğim ki robotum birazcık geri gitsin. Sonra sağa doğru devam etsin diyeceğim. Hemen gelip kodlarımızı yazalım. Şurada pinobot kodlarını göremedim bir an. Şimdi diyeceğim ki birkaç saniye kadar geri gitsin. Kaç saniye kadar geri gitmesini istediğimi de belirtiyorum tabii ki. Geldim. 0.6 saniye kadar geri gitsin. Daha sonrasında sağa dönmesini istiyorum. O zaman geldim yine robotlar bölümüme. Ve buradan pinobotun sağa gitme kodunu yazıyorum. Yine kaç saniye kadar gitmesini istiyorsam onu da belirleyeceğim. Ama hızlarımı değiştirmeyi kesinlikle unutmuyorum. Yine 200 hızında devam etmesini istiyorum. Sağ tarafa da yine 0.6 saniye kadar devam etmesini istiyorum ben. 0.6. Şimdi bu kodlarımı eğerin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi ne yaptık? Yönüm 1 ile 2 arasında bir sayı oldu. Eğer 1 seçilirse sistem tarafından benim robotum geri gidip sağa doğru yön değiştirecek. Ama eğer 2 seçilirse, veriye geldim. Yönüm karşılaştırma operatörlerinden eşittir alıyorum ve 2'ye eşit ise ne isteyeceğim? O zaman tam tersi geri gitsin ve sola doğru hareket etsin. Dilerseniz buradaki kodları kopyalayabilirsiniz ya da tek tek yine yazabilirsiniz. Ben kopyasını çıkartıyorum, yerleştiriyorum ama burası geri ve 200 diye yine kalıyor. Buradaki bölümü sol yapmayı kesinlikle unutmuyorum. Evet, artık kodlarım oluştu. Şimdi sadece yine bir şuna dikkat etmem gerekiyor. Ben bu kodların bir kere mi kontrol edilmesini istiyorum yoksa sürekli bir döngünün içerisinde mi olsun? Bunların hepsinin sürekli olarak bir döngünün içinde olmasını istediğim için kontrol menüsünden sürekli tekrarlı kod bloğunu alıyorum ve kodlarımı sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Evet, artık kodlarımızı yazdık. Şimdi pinobotumuzun içerisine atalım. Kodlarımızı pinobotumuzun içerisine atmak için robotlar bölümündeki pino programını alıyorum. Ve üzerine gelip pino programını sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Arduino'ya yükleme işlemini tamamlamadan önce bir kodlarımızı kontrol edelim neler yaptık diye. İlk etapta pinobotumuzun biz ileri gitmesini istedik 200 hızında. Ve döngünün içerisine girdik. Eğer engelim 15'ten büyük ise, yani önümde bir engel yoksa ileriye gitmeye devam et dedik. Ama önümüzde bir engel varsa yön diye bir değişken oluşturduk. Dedik ki bu yön 1 ya da 2 olacak. Yani ya 1 olacak ya 2. 1 olursa benim robotum sağa doğru hareket etsin. 2 olursa benim robotum sola doğru hareket etsin dedik. Ve bunların hepsini de sürekli tekrarların içerisine aldık. Sürekli bunun kontrolü yapılacağı için. Artık Arduino'yu yükle diyebilirim. Arduino'yu yükle diyorum. Artık kodlarım pino kartımın içerisine yükleniyor. Kodlarımız yüklendikten sonra birden hareket edebilir. O yüzden ben kontrollü bir şekilde onu tutuyorum. Evet. Şöyle kaldırayım. Hemen USB
kablosunu çıkartıyorum. Evet, enerjiyi aldım. Artık enerjiyi biz zaten 9 voltluk pille verecektik. Hemen pilimizi takıp bir test edelim istiyorum. Şöyle alıyorum. Pilimizi takalım. Evet, pilimizi taktıktan sonra hemen güç enerji bölümümüzü de takıyoruz. Evet, on off bölümünden 10 yapacağım. Fakat önce bir etrafta düşebilecek bütün malzemelerimi kaldırıyorum. Şöyle koyayım. Silikon tabancayla da artık işim bittiği için silikon tabancayı da koyayım şöyle. Evet, şimdi robotumuzu hareket ettirebiliriz. Evet, şimdi 10 yapıyorum hazırsanız. Başlattım. Bastım, sola döndü. Tekrar gösterdim, sağa dönüyor. Şu şekilde tekrar göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi benim alanım şu an biraz dar. Ama engeli gösterdiğim zaman geri gidip sağa ya da sola doğru hareket edebiliyor. Hızını biraz daha düşük yapabilirsiniz siz de isterseniz. Ya da daha geniş bir alanda bir parkur oluşturarak yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.